Çok şükür bugün de çok kıymetli, örnek bir ilim ve irfan şahsiyetiyle beraber olacağız. Onun nasıl yetiştiğini, nelerden geçtiğini, bize nasıl örnek teşkil ettiğini ve edeceğini öğreneceğiz inşallah. Tabii öğrenmek, hal etmek de işe yarar. Allah hepimizin hal etmesini nasip etsin. Böyle cemiyette emsal kişiler, misal olan kişilerin özelliklerine nasıl kavuştuklarını, neler geçirdiklerini teferruatıyla mümkünse hayatlarını okuyarak ve kendilerinden dinleyerek, sohbetlerinde bulunarak tesirli bir şekilde içimizde hissederek ve bunu yaşamak nasip olsun diyorum. Nurullah Genç hocamız çok dolular, meşguller. Fakat bu meşguliyetler arasında bize vakit ayırdılar. Sabah geldiler, akşam gidecekler. Kendilerine bir kere huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Türk Kadınları Kültür Derneği hakkında belki hiç bilgisi olmayan hazırın vardır. Türk Kadınları Kültür Derneği 1966'da kuruldu. Ve milli manevi değerlerimize sahip gençlerin yetişmesine vesile olacak annelerin eğitilmesi, cemiyetten, cemiyet haberlerinden haberdar olmaları ve bunları da çocuklarına aktarabilmeleri, bu işin doğrusu budur. Siz bir ceryana kapılıp gidiyorsunuz, fikri ceryana, ama bunun aslı bu değildir. Bunu lütfen öğrenin, doğrusu buymuş diye o ev hanımlarını, çok ailede itici güç olan hanımlarımızı eğitmek, dolayısıyla cemiyete eğitmek, evlatlarına eğitmek, hatta eşlerine tesir etmek maksadıyla mütefekkir yazar ve bu derneğimizin kurulmasına vesile olan, isim ve manevi annesi olan Sami Ayverdi Hanımefendi'nin önderliğinde kurulmuştur. Kurulduğu andan itibaren hiç fasılasız faaliyetlerine devam etmiştir. Bir akademi gibi çalışmıştır. Bazı zamanlar ara verildi, faaliyetlerimizde daha azalmalar oldu, ama şimdi şu anda gençlerimiz, yönetim kurulumuzda yer alan gençlerimiz eksik olmasınlar, büyük gayretle bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Ben Deniz artık 76 yaşında olarak ve 1966'da kuruluşunda bir üniversite talebesiydim. Allah nasip etti, hep içinde çalıştım ve 20 senedir de derneğin genel başkanlığını hasbelkader yürütüyorum. 9 tane ilde şubemiz var, yakında da inşallah Denizli'de de açılacak. Faaliyetlerimizi bekliyoruz, katkılarınızı da bekliyoruz efendim. Hocamızın hakkında o kadar uzun bir biyografik bir bilgi var ki, kendilerine dedim ki hocam bunları acaba internette de bulabilirler mi dedim. Evet, ben zaten istemiyorum, beni davet edin, ben hemen konuşmaya başlayayım dediler. Ama gene de 1960 yılında Horasan'da, Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunuzu ve müsaade ederseniz ilk orta öğrenimini Horasan'da, liseyi, üniversiteyi Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İlimler, İdari Bilimler Fakültesi'nde okuduğunuzu beyan etmek istiyorum. 84 yılında araştırma görevlisi olarak yönetim ve organizasyon alanında çalışmışlardır. 90'da doktor, 95'te doçent, 2001 yılında profesör oldular. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi'ne ve orada 7 yıl çalıştıktan sonra da emeklilik olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çalışmaya başladılar. Bölüm başkanlığı, dekanlık görevlerinde bulundular. 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurul üyeliğinde tayin edildiler ve 2015 yılında kurul başkan vekili olarak görevinden ayrılarak Cumhuriyet Merkez Bankası meclis üyeliğine seçilmişlerdir ve halen
Cumhuriyet Merkez Bankası meclis üyeliği görevini ifa etmektedirler. Bu iş hayatımız tabii ki efendim. Pek çok edebiyat dergisinde farklı mahlaslarla şiirleriniz ve yazılarınız yayınlanmış. Bunlar, bu dergileri tek tek saymayacağım müsaade ederseniz. Bu kıymetli vakti harcamak istemiyorum. Sanat edebiyat ödüllerinizden bahsedeceğim. Milliyet Türk Talebe Birliği'nin 1400 Hicri 1400 şiir yarışmasında birincilik ödülü. Efendim, Yeni Devir Gazetesi Genç Kalemler Makale Yarışması ikincilik ödülü. Tutkular efendim. Keder Oldu romanıyla roman teşvik ödülü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bir ödül bu. Yağmur şiiriyle 1990'da Türk Diyanet Vakfı Naat-ı Şerif Büyük Ödülü, İnkılaba Az Kaldı şiiriyle Milli Gençlik Vakfı Gençlik Marşı Yarışması 1993 birincilik ödülü. Maşallah. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 1996 Kültür Hizmet Ödülü, Gül ve Ben ismi eseriyle 1998'inde Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı Büyük Ödülü, Hüznün Hüznün Laledir Dünya isimli eseriyle 1999 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü mükafatı demek istiyorum. Tutkular Keder Oldu romanı Arapça'ya çevrildi ve roman çeviri mükafatı aldı. 2008 yılında şimdi başka bir alana geçiyoruz. Fotoğraf sanatıyla ilgilenmeye başlıyor hocamız. Çok sayıda fotoğrafı ulusal ve uluslararası sergilere kabul ediliyor. Çeşitli mükafatlar alıyor. 2012 yılı sonunda Merkezi Fransa'da bulunan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından verilen Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı ünvanıyla onurlandırıldı. İlk kişisel sergisini 2011'de Ruhumdan Yansıyanlar adıyla açtı ve sergilenen fotoğraflar İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından aynı adla albümleştirildi. Sen İstanbul Olaydın Keşke şiiri, dört fotoğrafçı tarafından çekilen İstanbul fotoğraflarıyla bütünleştirildi ve Ümraniye Belediyesi tarafından şiir ve fotoğraf sergisine dönüştürülerek albümleştirildi. Efendim, fotoğraf sanatı mükafatlarınıza devam ediyorum. 18. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması'nda renkli baskı dalında başarı ödülü. 2013'te Siyah Beyaz Dal'da altın, Sırbistan'da altın madalya. Salon of the Art Photography World Around AS 2013. International Exhibition of Art Photography 2013. Moment dalında gümüş madalya. Makedonya'da, Sırbistan'da, Amerika'da jüri özel madalyası. Gezi dalında mansiyon. Ve efendim 2012'de de gene bir fotoğraf sergisinde renkli dalda mansiyon Amerika'da. Golden Spurs gezi dalında mansiyon Belçika'da. Efendim, Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması'nda mansiyon. Serbest dalda 2012'de serbest dalda Ukrayna'da mansiyon. Efendim, fotoğraf yarışması Sille Sanat Sarayı mansiyonu. Türkiye'de ayrıca Siyah Beyaz Dal'da, Sırbistan'da da 2012'de tekrar bir mansiyon alıyorlar. Focus Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2013 Türkiye mansiyonu. Şiir kitaplarınızı bir kısmı zaten getirdik. Daha müsaade ederseniz onları vakit sarf etmek istemiyorum. Ama yeni fotoğraf serginizden siz bahsederseniz. Yani o kadar yeter. Kitaplar zaten açılacak. Şeylerde falan var. Hayır, açılacak bir sergi. Açılacak olanı ben söyleyeyim. Onu lütfen siz söyler misiniz? Teşekkür ederim. Ayrıca bazı şeyler de var. Arzu ederseniz siz. Yok, buyurun. Onlara gerek yok. Teşekkür Peki ederim. Sağ olun. Buyurunuz. Sağ olun. Hepinize en kalbi muhabbet duygusuyla selamlıyorum.
Ben teşekkür ediyorum güzel program için. Bence derneğimizin çok kıymetli başkanına, yönetim kuruluna, derneğimizin mensuplarına, programımızı teşrif edenlere saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğrusu ben hiç okumamasını istemiştim ama başkanımız hepsini neredeyse okudu. Aşka geldi. Eyvallah. Yıllardır çalışıyoruz, bir şeyler çıkıyor ortaya. İşte yılların içerisinde birikmiş şeyler aslında onlar. 13 Mart'ta nasip olursa, İstanbul'da olanlarınız olursa bir fotoğraf serimiz açılacak Eminönü'nde. Hünkar Kasrı'nda Görünenin Şiiri bir fotoğraf adıyla bir sergi açılacak. Ve 5 alt başlığı olacak. Gün akşam oldu, insan ve ötesi, hayal ve hakikat, renklerin şiiri, siyah beyaz bir rüya diye 5 alt başlıkta bir fotoğraf sergisi açılacak. Her bir ayrı bir macera, benim fotoğrafa başlamam da öyle. Şimdi son 2-3 yıldır bilardo dersleri alıyorum. Bilardo termirleri diye, bilardonun 40 kavramından 40 şiir, 41 kavramından 41 şiir yazmak nasip oldu. Önümüzdeki yılda nasip olursa eğer, deniyordu ona, lisansımı çıkarabilirsem Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda yarışmak için yola çıkacağım 60 yaşında bir adam olarak. Maşallah. Bilardo Federasyonu Başkanı ikide bir soruyor, hocam diyor artık lisansı çıkaralım. Çalışırsanız gerçekten bir şeyler elde edersiniz. Çalışmayanların dünyası yer altının dünyasıdır derdim yine. Derdi ki yerin altındakiler üstündekilerden çoktur. Ama yerin altında olup da hatırlananlar azdır. Çünkü onlar eser ortaya koymadan, insanların dünyasında hatırlanabilecekleri şeylere imza atmadan yaşayıp gidenlerdir. Böyle büyüdük tabii. Yine böyle deyince biz de ya demek ki bu dünyada kalıcı olabilmek için de eser ortaya koymak lazım. Yoksa unutulur gidersiniz diye düşünürdük o çocuk halimizde. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Çok güzel mesajlar aldım. Şikayet mesajları aldım. Neden 90 kişiyle sınırlı, niye işte fazla değil. Ben de mümkün mertebe cevap vermeye çalıştım sosyal medyadan. Sanat ve hayat diye bir başlık atmıştık. O konuda bazı şeyleri söylemek istiyorum. Bazı meselelerimiz var. Bu meselelerimizin konuşulması lazım. Çünkü eğer söyleyeceğim konuda adım atamazsak, gerçekten de derneklerimizin yaptığımız bütün faaliyetlerin arka planı bir süre sonra boş kalacak. Meselemizin ana damarını konuşmamız gerekiyor. Sonra da şiir ve şiir hayatımla ilgili bazı hadiseleri de anlatıp nasip olursa 7.30 gibi de buradan belki 8.20 kala en geç çıkmak mecburiyetinde kalacağım uçağa yetişmek için. Geçen sene biliyorsunuz Fuat Sezgin yılıydı. Fuat Hoca'nın İslam Bilimler Ansiklopedisi'nin ön sözünde bir tespiti vardır. Şöyle der. İngilizler 1800'lü yıllardan itibaren, özellikle 1820'li 30'lu yıllardan sonra Aristo metodolojisini bütün dünyaya hakim kılmak için özel bir çalışma başlattılar der ve makale isimlerde verir. Benim 27 yaşımdan itibaren, yani 1987'den sonra Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuduğum, 16 yıl aralıksız neredeyse okuduğum bilimsel araştırma metodolojisi derslerinde de alt başlıklardan birisiydi Aristo metodolojisi. Ve o derslerde de öğrencilerimle konuşurdum. Derdim ki maalesef bugün bütün dünyaya Aristo metodolojisi hakim. İşte kaynağımız, o zaman benim kaynağım Amiran Kurtkan hocaydı. Fuat Hoca'yı da daha sonra tanımış oldum. Bütün veriler bizi o noktaya çıkarıyor. Gerçekten de İngilizlerin büyük başarısıdır Aristo'yu bütün dünyaya metodolojik olarak hakim kılmak. Peki nedir ki Aristo metodolojisi ve hayatı, bilimi, geleceği, insanlığı, sanatı, şiiri, fotoğrafı, üzerinde çalıştığımız her değeri neredeyse etkilemiştir. Neden böyle bir özelliği var? Büyük İskender'in hocası biliyorsunuz Aristo. Kendini idare eden dünyayı idare eder sözünün sahibi. Çok yetenekli bir adam. Fizik, metafizik eserlerinin yazarı. Metafizik benim kütüphanemde başucumda durur. Çünkü bütün dünyaya hakim kılınmış bir öz var o eserin içerisinde. Orada da şöyle der zaten Aristo. İçinde bulunduğumuz bu evren, kainat sonsuzdur. Çünkü Tanrı bu evrenin içerisinde bir nesneden ibarettir. Cevherden ibarettir. Amiran Hoca da bunu net belirler, ortaya koyar. Tanrı
Aristo anlayışına göre yaşadığımız evrende bir cevherdir. O yüzden evren sonsuzdur. Kıyamet diye bir şey yoktur. Böyle baktığınızda kainata sonsuz gözüyle, Tanrı'yı da kainatla özdeşleştirerek bakarsanız bir başka aleme girmiş olursunuz. O bizim alemimiz değildir. Bizim medeniyetimizin bakış açısı böyle değildir. Çünkü bizim medeniyetimiz kainatı yaratılmış yani mahluk olarak görür. Ve bizim inanç dünyamız Allah'ı kainatın içine bir zerre, bir nesne, bir cevher olarak telakki etmez. Allah'ın sübuti sıfatları vardır, zati sıfatları vardır. Zati sıfatları kendisine hastır. Hiçbir canlıya vermediği sıfatlardır. Ve o sıfatlara baktığımızda görürüz ki Allah yarattıklarına benzemez. Bir Müslüman İhlas Suresini okuduğunda bunu haykırır zaten. Yani işte Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad dedi. Allah birdir. Allahu samet muhtaç değildir. Lem yelid doğurmamıştır ve lem yulet doğurulmamıştır. Ve lem yekun lehu kufuven ahad dediğinde hiçbir şey ona denk değildir der. Kur'an böyle ifade eder. Allah'ı siz tabiatla denk göremezsiniz. Zaten bunu hayal edebilseniz kimse inkar edemez. Çünkü Kur'an'da çok açıkça ifade eder. Görmedikleri halde Rahman'a iman edenler diye. Biz Allah'ı görmeyiz ama iman ederiz. Çünkü biliriz ki kainat yarattı. İşte o zaman antropomorfist anlayış, yani Aristo mantığı devre dışı kalır bizim inanç dünyamızda. Ama Aristo mantığına göre hareket ederseniz ve inanırsanız Tanrı o zaman evrende bir nesneden ibaret, bir cevherden ibarettir. O zaman oradan neşet eden, oradan doğan sanat anlayışı sizin anlayışınız olabilir. Nedir Aristocu sanat anlayışının özü? Onun tiyatro isimli eserine ve mimesise dayanır. Mimesis, sanatın tabiattan doğduğunu ifade eden kavramın ta kendisidir. Tabiattan mülhemdir. Tabiatı taklitten doğar sanat. Eğer inanırsanız ki Tanrı tabiatın içindedir, o zaman doğrudur. Tanrı tabiatın içindeyse sanat tabiatı taklitten doğar. Çünkü Tanrı'nın kendisinde zaten tabiat, tabiatın kendisinde de tanrılık özelliği vardır. O yüzden tabiattan aldığınız her nesne Tanrı'dan bir parça olabilir. O yüzden ateşte bir tanrılık hususiyeti olabilir. Gökte olabilir, yerde olabilir, kuşta olabilir, insanda olabilir. O zaman insanı Tanrılar Tanrısı Zeus suretinde gösterebilirsiniz. O zaman antropomorfizm doğrudur. Yani kutsal varlıklar insan suretinde gösterilebilir. Çünkü Tanrı zaten tabiatın içinde. Şimdi böyle baktığınızda mimesis doğrudur. Sanat da tabiatı taklitten doğar. Ve bu bir 100 yıllık çabayla gerçekten de bütün dünyaya hakim kılınmıştır. Gidin bakın lütfen dünyanın her yerinde edebiyat fakültelerine, sanat fakültelerine, güzel sanatlara, sanat anlayışını neye dayandırdıklarına bakın, karşınıza mimesis çıkar. Bununla ilgili tartışmaları hatırlıyorum ben edebiyat fakültesinde. Doktora derslerine gidiyordum çünkü. Mimesisi tartışıyorlardı saatlerce. Tabiatı taklitten nasıl doğar sanat diye. Ama özüne hiç inilmiyordu. Özü budur. Neden tabiatı taklitten doğuyor? Çünkü Tanrı tabiatın içinde de ondan. Eğer Tanrı tabiatın içinde olmasaydı, sanat tabiatı taklitten doğmuyor. Bu anlayışın bir de bizim dünyamıza, tarihimizdeki yansımasını size söyleyeyim. Mesela İlyada'yı duydunuz mu bilmiyorum. Homeros'un İlyada'sını. İlyada, Tırva Savaşı'nı anlatan, hakikaten Batı'nın çok kıymet verdiği bir eserdir. Bizim 1950'lere, 60'lara, 70'lere kadar 50'nin üzerinde eser veremediğimiz Çanakkale Destanı, Çanakkale Savaşı, Batılılar için bir Tırva Savaşı'dır. Bir İlyada'dır. Böyle olmasaydı Çanakkale'den ilk giren geminin adı Tırva Savaşı'ndaki Yunan kralının adı olmazdı. Agamemnon. Böyle olmasaydı Agamemnon Tırva sahillerine bir tahtadan at bırakıp gittiği zaman onlar bizim yenildiğimizi zannedecekler. Ona bir at bırakıyoruz ve görecekler bu atın içinde ne olduğunu deyip giderken biz Tırvalılarla değil onların tanrılarıyla savaştık cümlesini kullanırken böyle olmasaydı aynı cümleyi General Hamilton Çanakkale önlerinden ayrılırken biz Türklerle değil onların tanrılarıyla savaştık demezdi. Ama acı olanı şu ki onlar Çanakkale'yi bir Tırva Savaşı olarak algılayıp bir haftada İstanbul'u, iki ayda da Anadolu'yu Türklerden boşaltacağız diyen Churchill'in önderliğinde bütün dünya kuvvetlerini neredeyse bu iki boğaza yönlendirirken
Biz daha meselenin farkında bile değiliz. İncil'den sonra en çok okunan eserdir İlyada. 2500'ün üzerinde şerhi vardır sadece. Bizse Çanakkale için 50 tane eser yazamamışız 1990'lı yıllara kadar. Şimdi yeni yeni işte belki toplasanız yine 150'yi geçmez. Bu öyle bir garip durumdur ki bu garip durumun ortaya çıkardığı neticelerden birisi de şu iki kelamla anlam kazanır. Birisi sarı kızdır, birisi Afrodit'tir. Sarı kızı bilmeyen benim ülkemin genç kızları, hele İmam Hatip öğrencileri bile, bakın, sarı kızı bilmezken Afrodit'i bilmeyen yoktur bu ülkede. Çünkü artık markalaşmıştır bir de Afrodit. Ve İlyada kaynaklı anlayışın, Ariston metodolojisinin nasıl hakim kılındığının en çarpıcı göstergesi bizim dünyamızda böyle tezahür eder. Kimdir Afrodit? Mitolojide ve İlyada'da geçen, Tanrılar Tanrısı Zeus'un babası Kronos'u gökte öldürdüğünde ondan sızan kanın denize karışması, köpükle buluşması ile dünyaya gelen bir tanrıça. Kaynağı denizdeki köpük ve katil bir tanrının babasını öldürüyor. Ya, mitolojik anlayışa bakın, babası Tanrılar Tanrısı Zeus, babası Kronos'u öldürüyor. O da babası Uranus'u öldürüyor zaten. Gökte öldürüyor ve onun kanından, hatta söylenemeyecek şekilde kanından köpüğe karışıyor. O kan ve o köpükten Afrodit denen güzellik tanrıçası dinleniyor. Bizim genç kızlarımızın bildiği isim bu. Orada nasıl geçiyor mitolojide? Şöyle geçiyor. Değişik varyantları olmakla beraber. Tanrılar Tanrısı Zeus Selanik'te bir düğünde. Yanında karısı ve kız kardeşi Hera var. Yanında Afrodit var. Yanında Athena var. Onlar tam düğündeyken Zeus biliyorsunuz çok hafif meşrep birisidir aynı zamanda. Yani gördüğü her genç kıza sevdalanan, her genç delikanlıya sevdalanan bir Tanrılar Tanrısı'ndan söz ediyorum. Bir de böyle bir mitolojik yapısı var meselenin. Ağzı anlamayacak şeyler var yani. Ve bir de kötülük tanrısı var. Şimdi bu pagan kültürünün şöyle bir anlayışı var. Tanrı tabiatın içinde bir nesne ise her şeye bir tanrı bulmak zorundasınız. Öyle ya. Poseidon, deniz tanrısı. Flora, çiçek tanrısı. Baldırın tanrısı, Aşil. Değil mi? Brad Pitt'in başrolünü oynadığı, Truva Savaşı'ndaki kahraman Aşil. Baldır tanrısıdır. Çünkü baldırından öldürülür sadece. Nereye kadar girmiş mesele? Aşil tendonu değil mi? Ben birkaç gün önce topuğumdan rahatsızım diye doktora gittim. Doktor dedi ki Aşil tendonunuzda sıkıntı var. Güldüm. Niye gülüyorsunuz dedi. Dedim ki Aşil'in ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır dedi. Aşil dedim, Batı mitolojisinde Baldır Tanrısı'nın adıdır yani. Nasıl Baldır Tanrısı dedi. Dedim sadece Baldırından öldürülebiliyor. Gidin Truva'yı seyredin, Brad Pitt'i, Truva Kralı'nın oğlu Paris, Baldırından vuruyor. Kalbinden vursanız ölmez çünkü, gözünden vursanız ölmez. Ancak Baldırından o Aşil tendonunun olduğu yerde. Allah Allah dedi ya, ben dedi ilk defa duyuyorum. Sizin evinizin önünde bahçe var mı? Florasında neler var dedim, çiçekler var, şunlar var dedi. Flora da çiçek tanrısı dedi, Roma mitolojisinde. O kadar çok girmiş ki her tarafımızı sarmış. Farkında bile değiliz. Orada tanrılar var. Çeşitli tanrılar var. İşte deniz tanrısı var, dağ tanrısı var, keçilerin tanrısı var, kurtların tanrısı. Aklınıza gelecek bütün tanrılar orada. Düğün var, kötülük tanrısı da var. Adamlar adil, kötülüğe de bir tanrı icat ediyorlar ki. Hani biz de kötülük yapacak ya. Şimdi biz kötülük deyince aklımıza şeytan geliyor ve onun dürtmesi geliyor. Onlar da kötülüğün tanrısı var. Tanrılar. O tanrı kötülüğü organize ediyor. Kötülük tanrısı Eris, Eris düğüne davet edilmediği için bir altın küre gönderiyor Zeus'un ayaklarına. Küre üzerine şöyle yazmış, tanrıçaların en güzel. Altın küreyi elma küre. Elmanın neden dünyada aşkın sembolü olduğunu buradan çıkarabilirsiniz. Isırılmış elma. Bizim medeniyetimizde aşkın sembolü güldür. Oysa Batı medeniyetinde aşkın sembolü elmadır, sebebi. Elmayı alıyor, tanrıçaların en güzeline. Şimdi yanında üç tane tanrıça var. Dönüyor Hera, karısı, kız kardeşi. Bu tarafa dönüyor Afrodit, bir tarafta Athena. Hangisine verecek? Şimdi hangisine verse öbürü küsecek. Diyor ki, bunu diyor, İda Dağı'na götürün. Orada Paris diye bir çoban var, o adildir. Bu tanrıçaların hangisi en güzelse ona verir. Tanrıçalar da kendi hünerlerini sergilesinler. Paris kim? Paris'te, Truva Kralı'nın oğlu. Neden İda Dağı'nda çoban?
Çünkü annesi hamile kaldığında kahinler diyorlar ki bir oğlunuz olacak ve Truva o yüzden yıkılacak. Kral da bu yüzden doğduğunda oğlu ölüme gönderiyor. Onları da götürüyorlar İda Dağı'na. Kıyamıyorlar. O kadar güzel bir çocuk ki. Bir hayvan öldürüp gömleğini onun kanına buluyorlar, getirip krala gösteriyorlar. Çocuğu orada bırakıyor. Orada büyüyen ve çobanlık yapan Paris çok yakışıklı, çok güzel bir delikanlıya dönüşünce Zeus'un dikkatini çekiyor. Zeus'un ne işi var İda Dağı'nda? İda Dağı'nın tepesi Zeus'un tahtını kurduğu yer zaten. Çünkü orada Gargarus Tepesi diye bir tepe var. O tepe Zeus'un tahtını kurduğu yer. İşte diyor ki götürün Paris'e ve küreyi hangisine verecekse versin. Götürüyorlar. Diyorlar ki Zeus'un böyle bir isteği var. Bu altın küreyi 3 tane tanrıçadan birine ver. Hangisi güzelse. Tanrıçalar geliyorlar, hünerlerini sergiliyorlar. Hani bu takip ettiğiniz defileler var ya, mitolojideki ilk karşılığı orasıdır. Güzellik yarışmalarında. Kendilerini sergiliyorlar beğendirmek için. Paris notlar alıyor. Yani şu daha iyi, bunun daha şöyle falan diye. En son bir de rüşvet teklif ediyorlar. Hera diyor ki sana dünyanın krallığını veririm, o tacı bana ver. Athena diyor ki dünya çok büyük, ne yapacaksın? Doğu batı yeter sana. Benimki kesin de onunki kesin değil. Belki olmaz, veririm vermez. Ben biraz da böyle müziklik katıyorum bir şeyin içerisine. Ama en güzel teklifi Paris'e göre Afrodit yapıyor. Ne diyor? Sana dünyanın en güzel kadınını getir. Sen zaten bu dağın kralısın. Bunun üzerine Paris düşünüyor ya ben zaten kralım. Ne yapacağım dünyanın kralı? Taca veriyor Afrodit. Afrodit güzellik tanrıçası böyle olmuştur. Peki ne yapıyor karşılığında? Yunan kralı Agamemnon'un kardeşi, Melanos'un karısı Helen'i kaçırıyor. Helen'in kaçırılışı Truva Savaşı'nın başlangıcıdır işte. Helen kaçırılınca kral Agamemnon da Melanos'un karısını kurtarmak maksadıyla bütün Yunanlıları toplayıp Truva'ya saldırıyor. Şimdi Çanakkale'ye giden var mı içinizde Çanakkale'ye giden? Gittiyseniz Çanakkale Anıtı'nın içinden bakınca görmeniz gereken bir otel vardır, Helen Otel diye. İşte o Helen, o Helen. Ve savaş böyle başlıyor. Truva Savaşı böyle başlıyor. Şimdi bizim genç kızlarımızın Afrodit'i bilmesi tamam. Çünkü artık o kadar çok anlatılmış ki damarlarımıza kadar işlemiş. Mesele çok uzun vakit az. Onun için orayı geçiyorum. Peki biz Sarı Kız'ı neden bilmiyoruz? Sarı Kız kim? Sarı Kız bu topraklar Müslümanlaştıktan sonra atalarımızın, dedelerimizin mitolojik pagan kültürünü, mitolojik kültürü yani bizim medeniyetimizin kavramıyla söyleyecek olursam şirk kültürünü ortadan kaldırıp yerine hak kültürünü, tevhid kültürünü tesis etmelerinin ortaya çıkardığı hikayenin adıdır Sarı Kız. Çünkü Sarı Kız hemen İda Dağları'nın bitişiğindeki Edremit'in Güre köyünde hak aşığı bir kızdır. 8 Haziran'da gideceğim nasip olursa benim tek devre mülküm Güre'dedir. Senede bir hafta gidip orada kalıyorum. Geçen sene de gittim. Çünkü Kaz Dağları'nın tepesine çıkıyorum ve bu hadiseyi yeniden düşünüyorum ve yaşıyorum. Ve şöyle diyorum, geçen sene de dağın tepesinde böyle ellerimi açtım ve dedim, ne yaptılar da Afrodit'i Sarı Kız'a hakim kıldılar bu ülkede. Onu düşünüyorum sürekli çünkü. Hak aşığı bir kız, Allah aşkıyla yanıtışan, kaz güden bir kız. Bir defa onu tanrılıktan uzaklaştırdık. Yani insanın tanrılığı olmaz dedi. İnsan insandır ve kuldur. Öyle tanrıça tanrı bunlar yok. Hazreti Peygamber nasıl Kabe'deki putları kırdıysa biz la ilahe illallah dediğimizde onlar kırılır çünkü. Yoktur. La ilahe illallah demek şu demektir zaten. Lat yoktur, Uzza yoktur, Menat yoktur, Zeus yoktur, Herkül yoktur, Afrodit yoktur, Helen yoktur, Athena yoktur, Hera yoktur. Bunların hepsi bu demek. Poseidon yoktur, Flora yoktur, Aşil yoktur. Bunların hepsi uydurmalar. Biz bunun üzerine Sarı Kız'ı tesis etmişiz. Sarı Kız kaz gidiyor. Babasının kazlarını götürüp gidiyor. Ama o kadar güzel ki bütün delikanlılar peşinde. Kimseyi kabul etmiyor. Allah aşkıyla kalbi çarpan bir kız. Fakat kötünün birisi düşüyor peşine. Yani bu modern dünyada da vardır ya böyle sapıklar insanların peşine düşerler. Sarı Kız reddettikçe üzerine gidiyor. Reddettikçe en son bakıyor çare yok iftira. İftira ediyor. Babası da köyde yok. Köye döndüğünde bir bakıyor köy çalkalanmış. O kadar çok huzursuz oluyor ki artık dayanması gibi değil. Herkes her yerde kızının kötülüğünü konuşurken
Kız Allah aşkıyla geziyor, hiç umurumda değil. Baba diyor, yok ben, öyle bir şeyim yok ben. Kimseyle düşüp kalkmadım. Fakat kime inandıracaksınız? Kötülerin hakim olduğu bir dünya çoğunlukla maalesef. Baba bunun üzerine diyor ki, götürüp Kaz Dağları'na bırakıp geleyim. İda Dağları'na, Kaz Dağı yok o zaman. İda Dağları'na bırakıp geleyim. Kızını alıyor yanına, kazlarla beraber İda Dağı'nın tepesine çıkıyor. Ve nereye çıkıyor biliyor musunuz? Zeus'un tahtını kurduğu Uranüs, Gargalus tepesine. Gargalus tepesine çıkıyor. Kızım diyor, sen kazlarını güt. Ben diyor ikindi namazı kılacağım, bir abdest alıp geleyim. Kızını orada bırakıp gitti. Bir gün, iki gün, üç gün diyorlar, tamam. Sarı kız öldü. Dağda kaldı, gelmedi. Kış bastırıyor, aylar geçiyor, altı ay geçiyor. Yine böyle kışın olduğu bir zamanda 6-7 kişi İda Dağları'ndan çıkıp geliyorlar kış günü. Köylüler soruyor, nasıl yol buldunuz ya bu tipi de fırtınada? Diyorlar ki, bize bir sarı kız yol gösterdi. Nasıl olur diyorlar ya, sarı kız ölmüştü. Babası duyunca hayretler içerisinde koşuyor. Hangi, nasıl sarı kız yol gösterdi? Diyorlar ki, kaz gidiyordu tepede. Biz zor durumda kalınca bize yol gösterdi. O yol göstermeseydi boğulmuştuk biz. Baba hemen dağa koşuyor. Can havliyle tehlikeyi göz alarak gidiyor ki, sarı kız bıraktığı tepede kazları gütüyor. Kızım sen ne yapıyorsun burada deyince baba diyor, sen hani ikindi namaz kılacaktın? Kız aynı gün değil. Babası bakıyor ki çok büyük bir kötülük yapmış kızına. Kahrından orada. Su bulamadın deyince sarı kız eğilip güreden dolduruyor. Testi. Dağın tepesinden eğilip güreden dolduruyor. Buyur baba diyor. Babası bakıyor ki sarı kız başka bir aleme geçmiş. Kahrından ölüyor. Sarı kız babasını oraya defnediyor. Bugün mitolojik, paganist, antropomorfist ve şirk kültürünün ürünü olan Zeus'un tahtını kurduğu Gargarus Tepesi'nin adı bu yüzden bugün bizim haritalarımızda Baba Tepesi'dir. Böyle gömmüşüz şirki biz oraya. Peki İda Dağları nasıl Kaz Dağı olmuş? Çünkü sarı kız bir daha gören olmuyor. Kazlarıyla beraber çekip gidiyor orada. Ve İda Dağı'na kimse bir daha İda Dağı demiyor. Kaz Dağları diyorlar. Bir hikaye böyle değiştiriliyor bu topraklarda. Bir kültür böyle değiştiriliyor. Ama ne oluyor da şu son 100 yıl içerisinde bugüne geldiğimizde benim ülkemin kızları, genç kızları Afrodit'i biliyorlar da sarı kızı bilmiyorlar. Bunun üzerinde biraz düşünmeniz lazım. İşte bu Fuat Sezgin Hoca'nın söylediği şeydir tam da. Aristocu sanat anlayışının dünyaya hakim kılınmasıyla eş değerdir. İngilizcenin hakim kılınmasıyla eş değerdir. Terra incognita'nın dünyaya hakim olmasının neticesidir bu. İngilizlerin yeni kara parçaları arayarak sömürmek istemelerinin 100 yıllık hikayesinin bize kadar gelmiş uzantısıdır. Bunu görmemiz lazım. Bizim sanat anlayışımız buna dayanmıyor. Peki bu sanat anlayışının nelere tesir ettiğini düşünmek ister miyiz? Evet. Sinemayı bütünüyle etkisi altına almış durumdadır. Edebiyata etkisi altına almış durumdadır. Romanları, şiirleri, benim ülkemin şairleri bile bakın pek çok dönem şiirlerini inceleyin, Cumhuriyet dönemi şiirlerini nasıl mitolojik kavramlar kullandıklarına şahit olacaksınız. Bundan nasiplerini almışlardır. Tanrı'nın kulaklarıyla şiir yazan şairler bulacaksınız bu ülkede. Yani o mitolojik yaklaşımı şiirine taşıyın. Müziği hakeza. Müzik bundan nasibini almıştır. Heykel, evet. Resim, elbette. Neredeyse kutsal olup da resmedilmeyen varlık kalmadı. Melekler dahil. O yüzden bilmemiz lazım ki bu bize ait bir medeniyet anlayışı ve sanat anlayışı değil. Bizimkini verip ondan sonra da şiir hayatıma geçeceğim ama bazı filmlerden de örnekler vermek istiyorum. Çünkü ben çocuklara, gençlere bazen mahallede de yapıyorum, topluyorum. Bu sanat anlayışını anlatıyorum. Mesela bir genç kız bana bir gün dedi ki, hocam dedi, dün yine bir pagan filmi vardı televizyonda. Bu farkındalık önemli. Yani bu farkındalıkla izlerse çocuk, ha diyor ki bunlar diyor bize böyle bir şey sunmak, vermek için uğraşıyorlar. Bakın son bir araştırma yayınlandı. Türkiye'de yine ateizm artmış, deizm oranı yükselmiş. Çünkü bunun için, bütün kurgular bunun için. Arka planında da Yahudi mantığının, metodolojisinin vaat edilmiş toprakları vardır. Arka planında da bu vardır. Çünkü bütün dünya insanlığını ifsad edip, bütün insanlığı onlara kul köle yapacak mantık oradadır. Orada çok uzun bir hikaye ama böyledir. Ben onlara kızmak için bunları anlatmıyorum bakın. Onların vazifeleri de olmak olur.
başkalarına küfrederek bir yere varamazsınız. Ben onları takdir ediyorum. Bravo, yani bir batıl inançları için de bizim için batıl. Bu kadar mücadele ediyorlar da biz ne yapıyoruz? O ne var? Biz oldukça gerideyiz. Sinemadan bazı örnekler vereceğim. Çünkü her gün başucunuzda televizyon. Rastlarsanız, aa bu da böyle dersiniz diye. 1979-80'li yıllarda Erich von Däniken'in Tanrıların Arabaları kitabını okumuştum. Başım dönmüştü. İnancım sarsıldı bir anda. Dedim ya gerçekten bir sürü tanrım var. Kitabı okuduktan sonra o söylediği yerlere gitmek istedim. Yedi harikaya, dünyanın yedi harikası. Mısır piramitlerine, uzak doğudaki heykellere. Çünkü diyor bunları insanın yapması mümkün değil. Tanrılar geldi ve bunlar geri de yaptı gittiler. Böyle birden fazla, çok fazla tanrı var. Ve onların arabaları var diyor. Kitap daha sonra belgesel yaptı. 1964 ilk yayın tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Orada ilk örneğini ortaya koydular. Daha önce de var ama kırpık kırpık şeyler. Asıl Batı'nın ilk mantıklı organizasyon Tanrıların Arabaları'yla gelmiştir 64'te. İkinci Dünya Savaşı'nın yaraları. Biraz sarılmıştı ki metodolojik olarak bunu ortaya koydular. 1980'e geldiğimizde 16 yıl sonra Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini yaptı Hollywood. Ve şimdi geriye dönüyoruz. Truva Savaşı'nın orada bir ayrıntı var, Truva atı. Biliyorsunuz Agamemnon Truva atını sahile bırakıp gidiyor. Priamus geliyor, Kral Priamus. Truva atının yanında kahinleri var. Oğlu Hector ve Paris var. Hector ve Paris diyorlar ki bu at lanetli bir attır. Bunu içeri almayalım, bunu taşımayalım. Ama kahinler diyorlar ki bu tanrıların bize bir armağanıdır. Bu atı içeri alalım. Kahinlerin o tahtadan atı tanrıların armağanı olarak görmesi vesilesiyle tahtadan koskoca bir at, o Truva atı içeri çekiliyor. Truva eğlenirken içinden Baldır tanrısı dediğimiz Aşil ve arkadaşları çıkıyor. Ve Truva'yı içinden yıkıyorlar. Onun için Truva atı demek bir milleti zaten içinden yıkmak demektir. Truva yerle bir olur. Ve filmi seyredeniniz varsa Troy filmini. Orada hatırlarsanız Paris sonunda Brad Pitt yani Aşil'i baldırından vuruyor, ayağından vuruyor ve öldürüyor. Çünkü sadece oradan ölüyor. Gelelim Tanrılar Çıldırmış Olmalı. Tanrılar Çıldırmış Olmalı'da da Kalahari Çölü'nde geçiyor. İkisi diye bir adam var, kabile şefi. Çölde dolaşırken bir kola şişesi buluyor. Amerikalıların uçaktan attıkları bir kola şişesi. Şişeyi aldığında bakıyor, şaşırıyor yani şişe. Hayatında görmemiş. Toprak, taş, ağaç, ahşap nesneler kullanan bir kabile. Bakıyor. Ses çıkarıyor falan. Enteresan. Şöyle diyor. Herhalde diyor tanrılarım bize bir armağan olmalı. Yani Truva Savaşı'ndaki o cümleyi alıyorlar. Aynen oraya yerleştiriyorlar. Truva atı için tanrılarım bize bir armağan olmalı diyen kahinlerin benzer cümlesini, aynısını ikisi söylüyor. Bu diyor tanrılarım bize bir armağan olmalı. Alıp şişeyi götürüyor. Şişe kabileyi içten yıkacak noktaya geliyor, getiriyor meseleyi. Çünkü çeşitli özelliklerini keşfediyorlar. İşte müzik aleti diyor birisi. Biri diyor işte kırma aleti, biri diyor bilmem ne aleti. E tanrılar göndermiş ya. Çok kıymetli bir alet bu. İşte kabilenin içinden birileri ele geçirmeye çalışıyor. Başka kabileler şişeyi ele geçiriyor. İkisi bakıyor ki içeriden yıkılacak kabile. Diyor ki ben bunu götür tanrılara iade edeyim. Giyiniyor, kuşanıyor. Dünyanın öbür tarafına doğru yola çıkıyor. Çünkü dünya tepsi gibi tanrılar da dünyanın bittiği yer. Götürüp şişeyi atacak. Ama ne hikmetse yolda Amerikalılara rastlıyor. Amerikalılar ikisini adam ediyorlar. Biz Amerikalıların yerleri nasıl adam ettiğini çok iyi biliriz. Onlar Robert De Niro ve Jeremy Irons'ın başrolünü paylaştıkları Misyoner filminde bunu çok iyi anlatırlar. Milyonlarca yerliyi ellerini ayaklarını bağlayarak insan pazarlarında satan Amerikan göçmenlerinden söz ediyor. Ama bu filmin bir anlamı var. Bu filmde Amerika şunu demek istiyor. Ben bütün dünyaya Truva atları bırakıyorum şu anda. Dolayısıyla sizin içinizdeki atlar benim atlar. Bir. İkinci mesajı şu filmin. Dünyanın tanrısı benim. Bu mesajı insanlık almamıştır. Bu filmi doğru okumadı insanlık. Bugün dünyanın her yerine müdahale eden Amerika'nın tanrılığa soyunmuş olmasının sebebi budur. Bunu bilmemiz lazım. İki. Çok fazla misal var ama birkaç örnek vereceğim.
devam ediyor. Sizin hepinizin bildiği bir kitaptır. Öyle Ozanlar Derneği. Robin Williams başrol oynadı. Filmi seyredin göreceksiniz. Çocuklar gelip topa vururken şiir okuyorlar bir yerde, bir sahnede. Ödev veriyor, şiir ezberletiyor, şiiri seyrediyor. Çok da güzel bir romandır. Ama orada bile kodlama vardır. Çünkü çocuklardan birisi bir şiiri şöyle okuyor. Hayalini anlatan bir mısrayı. Hayalim gerçek bir tanrı olmak deyip topa vuruyor. Batı'nın insanı tanrılaştırmak gibi bir anlayışı vardır. Ve bu tabii şeytanın başını çektiği anlayış. İnsana hidayetten, tehlikten uzaklaştırmak, yeryüzünde Allah'a karşı bir nesne değil, bir canavar gibi, bir kul değil, bir canavar gibi yaşamasını sağlamak içindir. Öyle Ozanlar Derneği'ndeki hayalini kim gerçekleştiriyor? Galaksinin koruyucularında Kurt Russell ikinci de soruyorlar, kimsiniz diyor, ben Tanrı'yım. Oğlu da Tanrı, oğluyla savaşan bir Tanrı, kötülük tanrısındayız. En son neyi yarattınız diye soruyorlar. Gökyüzünde insan figürü beliriyor diyorken son bunu yarattı. Elinde birkaç gezegen var, tamamlamaya çalışıyor. Nasıl bir alay işi yani. Ve bu devam ediyor. En ilginçlerinden birisini söyleyeyim. Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı o ünlü filmi. Hayalet Sürücü. Hayalet Sürücü'yü izlerseniz gidin izleyin. Motosiklet üzerinde bir adam ateşten bir tanrıya dönüşecek sonunda. Motosiklet de alev alacak. Kendisi de alev alacak. İskelet bir yüz ama tanrısal özellikleri olan birisi. Artık yenilgisi olmayan, yani yenilmeyen birisi. Yani kısacası Allah'a ben ateşten yaratıldım, daha da üstünüm, o topraktan yaratıldı diyen şeytanın yeryüzünde bundan daha büyük başarısı olmaz. Ateşe ve kendisine tapar noktaya getirmiştir insanları. Satanizm nereden çıktı ortaya? Ve o filmin ikincisi çok manidardır. Çünkü ikincisinde şunu anlıyoruz ki o motosikletin üzerinde ateşten bir tanrıya dönüşen Nicolas Cage meğer öte dünyadan kaçmış bir tanrı. Ne için kaçmış? Bir intikamı almak için. Sonra yine öte dünyadan bir başka tanrı onu götürmeye geliyor geriye. Bizim için komedi de, biliyor musunuz, çocuklar için komedi değil bu. Biz hafife alabiliriz de 10 yaş, 12 yaş, 15 yaş çocukların dünyasını şekillendiriyor. Bir süre sonra Tanrı yok demeye başlıyorlar. İnsandan Tanrı mı olur deyip Tanrı yok demeye başlıyorlar. Asıl mesele bu zaten. O filmler daha çok bize hitap etmiyor. 10-17 yaş arası insanlara hitap ediyor. Onların dünyasını şekillendiriyor çünkü. Ve şöyle bir sahne var orada. Çok enteresandır bu. İlginç bir sahne. Koca bir patlar tabanca var. Diğer Tanrı'nın elinde. Cage'i götürmeye gelmiş. Şöyle çok namlulu bir, çok patlarlı bir tabanca. Ona baktığınızda irkiliyorsunuz. Adam ölmüyor çünkü. Vuruyor. Kurşun buradan girip çıkıyor. Bir şey yok. Tanrı çünkü. Tanrı ölmez ki. Kavga ediyorlar. Cage o tabancayı ele geçiriyor. Elinden alıyor. Yanında bir bayan var. Arabaya biniyorlar. Kadın soruyor, bu ne tabancası? Kodlamaya bakın. Diyor ki, bu Tanrı'yı öldüren tabancadır. Peki ne demişti Nietzsche? Tanrı öldü. O kadar planlıdır ki bunlar. Her filmde, her kitapta çok planlı bir şekilde Allah inancını ortadan kaldırmak için yapılmış bir planın birer birer parçalarıdır. En son seyrettiğim iki filmden söz edeyim. Çok fazla var da. Blade Runner 49. Daha yakın zamanda çekildi ve izledim. Çırılçıplak bir kadın Tanrı'ya soruyorlar. Bu kim? Kur'an ayetini söyleyerek tarif ediyor. Bu diyor insanlığın hizmetinde yarattığım meleğim. Ta kendisidir. Böyle bozuyorlar. Bir de Kur'an ayetlerini tahrif ediyorlar bunlar da. Jüpiter yükseliyor. Selena Gomez'i hepiniz duymuşsunuzdur. Gidin izleyin. Orada bir tanrı, varlık, insan elini açacak ve şöyle aykıracak. Ölüm ve hayatı ben yarattım. Bu bir Kur'an ayetidir de. Bizim ruhumuz duymaz. Onlar böyle planlıyorlar, böyle yapıyorlar. Daha acısını söyleyeyim. Geçen de yine Türk televizyonlarından bir tanesindeydi. Fi tarihinde diye bir film yaptılar. Fi tarihinde. Hazreti Fi, Fi tarihi. Fi tarihi bizde şudur. Yani kim bilir hangi tarih? Çok eski. Hazreti İbrahim, Hazreti Adem'den bugüneyi anlatıyor. Hazreti Adem'in oğulları var orada. Habil, Kabil. Kabil, Habil'i öldürmüş, kaçmış. Peşine düşmüşler. Yakalayacaklar. Kabil şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor Habil'i öldürmedim. Bana iftira. Kim iftira
kötü değil mi? Allah'ın iftira ettiğini söyleyecek kadar kodlamalar yapıyorlar filmlerde. Farkında değiliz. Ve çok daha ilginç. Arap dünyasından tık yok. Film Hollywood yapımı. Ama filmde kim var biliyor musunuz? Hazreti İbrahim var, oğlu İshak var, İsmail yok. Hazreti İsmail'in olmaması ne demek biliyor musun? Araplar yok demektir. Muhammed yok demektir. Ben yanlış izlemediysem ki filmi izleyeyim. İbrahim'in bir oğlu var, İshak diyor adam. Şimdi bakın biz bunların iki tanesinin farkında değiliz ama onlar çok farkındalar. Nedir? Subliminal mesaj. Gizli mesaj. Bir şiir budur zaten biliyor musunuz? Metodolojinin şiirini böyle yaşatıyorlar dünyaya. Şiir zaten doğrudan mesaj vermez, hissettirir. Onlar şiirin bu doğrudan mesaj vermeyen özelliğini bütün filmlere, musikiye, resme, bütün bir sanata yaymış durumdalar. Sadece sezdirerek, hissettirerek yerleştiriyorlar. Vaaz etmiyorlar. Vaaz etmek bize ait. Bizim hocalar bağırır dururlar köşelerde. Vaaz eder dururlar. Hepsine saygım sevgim sonsuz. Ama şu meseleleri biraz hissettirerek vermeyi de bizim artık yöntem olarak öğrenmemiz lazım. Hissettirmek. Benim köy odasındaki çocukluğumda biz hissederdik. Bize hiç şunu yapın bunu yapın demezlerdi ama anlardık. Hissederdik bunu böyle yapmamız lazım diye. Bizim davranışlarımızı programlarlardı. Bize şöyle yapın demezlerdi. O program üzerinde öğrenirdik zaten. Batı bunu takip ediyor. Peki hülasa-i kelam bizim sanat anlayışımız değildir. Evet, antropomorfizm midir? Bizim sanat anlayışımız değildir. Biz mitolojik inanır mıyız? Bizim için tanrılar tanrısı Zeus diye bir şey var mı? Yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah birdir, Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Biz Hazreti Adem'den bugüne gelen inanca sahibiz. O inanç Ali İzzet Begoviç'e şöyle söyletmişti Bosna'nın ünlü liderine. Gökyüzünün öğretmeni, öğrencisi olmadıkça yeryüzünün öğretmeni olamazsınız. Bizim medeniyetimiz onların medeniyetinden ayıran budur. Bizim medeniyetimiz toprak medeniyetidir. Onlarınki ateş medeniyetidir. Bizimki Hazreti Adem'e onun topraktan yaratılışına dayanır. Onlarınki şeytana ve onun ateşten yaratılışına dayanır. Ana tema şudur. Şeytan der ki ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratıldığından üstünüm. Allah da buyurur ki inne ekremekum indallahi etkâküm. Allah'ın indinde en üstününüz, ona en yakın olanınızdır. Bizim üstünlük inancımız Allah'a yakınlığa, onların üstünlük inancı güçlü olmaya, diğerinden daha üstün olmaya, hakim olmaya dayanır. Bunun için o dünyanın, o medeniyetin anlayış içerisinde makyavelizm normaldir. Yani menfaatin için her şey mübahtır, yapabilirsin ama bizde böyle değildir. O dünyada insan bir metadır. O medeniyetin dünyasında insan bir menfaat unsurudur. Satabilirsiniz, alabilirsiniz. Kendi dünyanızın insanı değilse heder edebilirsiniz, öldürebilirsiniz, yok edebilirsiniz. Bizde böyle değildir. Şeyhe tebal eder ki insan yaşar ki devlet yaşasın. Bizim dünyamızda insan Kur'an'da şöyle tanımlanır. Bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek, bütün insanlara hayat vermek gibidir. Onun için Bilecik'te su kuyusu açarken Ertuğrul Gazi, neden Hristiyanların su kuyusu için bu kadar çalışıyorsunuz diyenlere, Hristiyanlar benim şehrimde su içemiyorlarsa ben su içmem demiştir. Biz böyle bakarız çünkü. Cenab-ı Hak bize böyle öğretti. Şeytan da onlara böyle öğretti. Ve o şeytanın başını çektiği ateş medeniyeti öğrenmek istiyorsanız o filmi seyredin. Misyoner'de çok iyi anlatılır. Amerika'nın nasıl kurulduğunu göreceksiniz. Binlerce, yüz binlerce yerlinin elleri kolları bağlanarak nasıl köle pazarlarında satıldığını göreceksiniz. Robert De Niro köle tüccarıdır. Köle alıp satıyor. Yani yerli tüccarı. Yerlileri alıp satıyor adam. Kanun var o yıllarda. Bir yerli, daha doğrusu bir Hristiyan köleleştirilemez. Bunun üzerine Jeremy Irons denen Cizvit papazı Amerika'ya gidiyor, yerlileri Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Sebebi? Yerlileri Hristiyanlaştırayım, kölelikten kurtulsunlar. Adam vicdanlı bir adam. Aynen Kevin Carter gibi vicdanlı bir adam. Yani bir fotoğraf çekmiş adam. Sonra Akbaba'nın başında beklediği çocuğun fotoğrafı biliyorsunuz. Sonra ödül almış fotoğraflar. Bir otel kapısında sormuşlar o çocuğa ne oldu diye. Depresyona girip kendisini asmış. Yani şeyde böyle bir adam Jeremy Irons. Yerliler satılmasınlar diye gidip onları Hristiyanlaştırıyor. Ve kardeşini yanlışlıkla vuran Robert De Niro da gidip ona katılıyor vicdan azabı çekince. Çünkü diyor benim sattığım her yerde de birinin kardeşi.
Bunlar yerleri Hristiyanlaştırınca yerler kölelikten kurtuluyor. Ama ateş medeniyeti boş durmaz. Hemen kanunu değiştiriyorlar. Kanun şöyle değişiyor. Bir yerli Hristiyan olsa da köledir. Bunun üzerine savaşa başlıyor yerliler. Jeremy Irons filminde göreceksiniz. Ortada cizvit amblemi taşırken bütün yerliler toplarına, top mermilerine karşı yürüyüşe geçiyorlar. Hepsi yerle bir ediliyor. Hepsi öldürülüyor. Böyle kurulmuştur Amerika. O medeniyet insana böyle davranır. Bizse onlardan kaçanlara kapımızı açmışız. Gelmişler Osmanlı'ya, Yahudilerle sığınmışlar, kapımızı açmışız. Biz de savaşın dışında kadına, çoluğa, çocuğa, masuma, yaşlıya el kaldırılmaz. Ve bir başka film, Cennetin Krallığı, mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin. Orlando Bloom başrolünü oynuyor. Ateş medeniyetiyle toprak medeniyetinin farkını çok iyi, çok güzel anlatan bir filmdir. Orada Kudüs'ün fethi anlatılıyor. Tabii o Selahaddin Eyyubi'nin fethi de, biz Kudüs'ü nasıl fethettik biliyor musunuz? Yani Müslümanlar Kudüs'ü ilk aldıklarında Hazreti Ömer'le. Nasıl fethettik? Hazreti Ömer devenin yularını çekiyor. Kudüs'ün kapılarına gidiyorlar, Hazreti Ömer'in elinde yular. Neden? Çünkü sırayla binerken sıra binme sırası eski köle, bakın eski köle, yeni arkadaşı Müslümana gelmiş. Ashab'tan birisi. Diyor ki sırayla bineceğiz. O biniyor, sırayla binip geliyorlar, tam Kudüs'ün yakınlarına geldiklerinde binme sırası köleye geliyor. Köle diyorum ki, diğeriyle mukayese edesiniz. O Müslümana geliyor. Adam diyor ki, ey Halife diyor, Kudüs'ün kapılarına nasıl böyle gideceğiz? Bizim için, ben kimseden üstündeyim sen. Sen benden aşağıda değilsin. Biz adil bir şekilde bunu yaptık. Kudüs'ün kaplanına da böyle gideceğiz. Değiştirmek yok. Ben deveye bineyim, sen yuları tut, böyle bir şey yok. Geliyorlar. Kapıdaki herkes devenin üzerindeki adama hücum ediyor, halife. Elini tutmaya çalışıyor ama uzaklaştırıyor. Ben değilim diyor halife bu. Şaşırıyorlar. Nasıl olur diye soruyorlar. Hazreti Ömer diyor ki, benim halife olmam, benim kardeşimden üstün oldum. Çünkü bizim üstünlüğümüz Allah'a yakınlık. Biz Kudüs'ü böyle fethetmişiz de onlar nasıl almışlar? Haçlılar. Bakın aynı yüzyılda aşağı yukarı iki tane büyük felaket vardır. Kudüs'ün Haçlılar tarafından, Bağdat'ın Moğollar tarafından yerle bir edilişidir. Arasında çok fazla zaman yoktur ikisinin. Biliyorsunuz Hülagü 400 bin, büyük bir rivayete göre 200 bin Müslümanın kafasını kesmiştir. Bağdat'ta bütün kütüphaneleri, her şeyi yerle bir etmiş. Yakmış bütün kitapları neredeyse. Aynı zamanda da Haçlılar Kudüs'te 30-40 bin Müslümanı kadın, çoluk, çocuk demeden kafalarını keserek öldürmüşlerdir. Endülüs'te yaptıkları gibi. Bir hafta 10 gün kan akmıştır Kudüs'ün sokaklarında. Yüzlerce yıl Kudüs'lüler birbirlerine acaba bir yerden insan kanının kokusu mu geliyor diye sorup durmuşlardır. İşte filmin sonunda Kudüs'ün anahtarlarını isteyen Selahaddin Eyyubi'ye şövalye şöyle bir soru soruyor. Bize ne yapacaksınız? Selahaddin Eyyubi diyor ki sizi serbest bırakacağız. E nasıl olur diyor, biz diyor. Binlerce Müslümanı katlettik. Ama ben Selahaddin'im diyor, bizim Müslümanız. Ve onları serbest bıraktığı gibi bir de asker veriyor yanlarına, İskenderiye'yi gönderiyor. Şimdi buradaki soru şu. Peki Selahaddin Eyyubi bunu nereden aldı? İşte bunu Hazreti Adem'den son halka olan Hazreti Peygamber'e gelen peygamberlik zincirinden, halkasından aldı. Çünkü Hazreti Peygamber de Mekke'yi fethediyor. Oradakilere soruyor müşriklere, karşısında toplanmış müşriklere, size ne yapmamı bekliyorsunuz? Müşrikler diyor ki biz size ne yaptıysak, siz de bize onu yaparsınız. E ne yapmıştı müşrikler? En basitinden, hafifinden Hazreti Peygamber namaz kılarken yeni ölmüş bir devenin bağırsaklarını ve pisliklerini başından boca etmiş, kahkahalar atmışlardı namaz kılarken. Hazreti Fatıma yıkaya yıkaya çıkaramamış. Düşünün ya. Müslümanları develerin ayaklarına bağlayıp canlı canlı ikiye ayırmış. Ne buyurdu Peygamberimiz? Serbestsiniz. Şimdi aradaki fark budur. Bunu çocuklarımızın öğrenmesi lazım. Biz insana zulmetmeyiz. İslamofobi diye bir şey yalandır. Böyle bir şey yoktur. Biz hakkaniyet temsil ederiz. Adaleti temsil ederiz. Biz insanın güzelliğini, iyiliğini temsil ederiz. Biz adaleti temsil ederiz. Biz kimseyi yakmayız. Yüzlerce yıl cadılık suçlaması altında yakılan binlerce, yüz binlerce kadının hesabını vermeli Batı. Bütün dünya Batı'yı hesaba çekmeli. Bu kadınları niye yaktınız diye. Cadı Kazanı filmi alın seyredin. Sevdiği adam kendisine karşılık vermiyor diye cadılık suçlamasında bulunuyor kadın. Adam hiç cadılıkla alakası yok. 180 kişi yakılıyor köyde. Ve gerçek tarihi bir hadise bu. Onun için
bilmemiz lazım. Peki bunun modern dünyadaki karşılığı nedir? İşte söylediğim Aliye İzzet Begoviç. Aliye İzzet Begoviç'e geliyorlar, diyorlar ki Srebrenica'yı biliyorsunuz, binlerce Müslümanı katlettiler. Kadın, çoluk, çocuk falan. Onlar bizim esirlerimizi öldürdüler. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. Çocuklarımızı yaktılar. Biz de esir aldık onlardan. Aynısını yapacağız. Bize yetki ver, izin ver. Aliye İzzet Begoviç'in gözlerinden yaşlar boşanıyor. Ne diyor biliyor musunuz? O zaman niye savaşıyoruz ki? Onların yaptığını yapacaksak niye savaşıyoruz? Bu bence bu tarihin, bu çağın en güzel sözüdür. O zaman niye savaşıyoruz? Çünkü biz insanı yakmak için, öldürmek için değil, yaşatmak için. Şeyh Edebali, onun için insan yaşat ki devlet yaşasın demişti Osman Gazi. Sanat ve hayat deyip geçmeyin. Onlar sanat anlayışıyla bunu bütün dünyaya hakim kıldılar. Bizim sanat anlayışımız işte şuna dayanır. Onun için bizim milletimiz, devletimiz böyleydi. Allah zati sıfatlarını yarattıklarına vermemiştir. Ama sübuti sıfatlarını yarattıklarına yansıtmıştır. En çok yansıttığı, yarattığı da insandır. Zati sıfatları şunlardır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün bil havadis, kıyam li nefsihi. Vücut, varlığı mutlaktır, şüphesizdir. Bu kainat kendi kendisine olmaz çünkü. Kıdem, ezelidir. Beka, ebedidir. Vahdaniyet, tektir. Muhalefetün, kıyam bi nefsihi. Nefsiyle kaimdir, hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Muhalefetün bil havadis. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Yani öyle tabiatın içinde bir cevher falan asla. Allah tabiatı yaratmıştır, tabiatı benzemez. İçinde bir cevher falan da değildir. Onun için hem her yerde hazır ve nazır gücüyle hem de yarattığı her şeyde münezzehtir deriz. Bizim inancımız budur. Antropomorfizm yoktur. Kutsal nesneleri insan suretinde gösteremezsiniz. Bunun için Batı'nın yaptığı tam anlamıyla Allah'ın bize öğrettiğine taban tabana terstir ve yanlıştır. Bunu çocuklarımızın, gençlerimizin öğrenmesi lazım. Peki sanat nereden doğar? Sanat Allah'ın sübuti sıfatlarından doğar. Bir de Allah'ın canlılara verdiği sıfatları var çünkü. Kaynağı odur. Ne diyor Allah? İnsanı yarattım, ruhumdan üfledim. Kendi ruhundan bize vermiştir. Onun için o sübuti sıfatları, yani sübuti zaten isabet eden demek, diğerlerine de yansıyan demek. Bize yansıttığı sıfatlar onun için bizde var. Hangisi sıfatlardır bunlar? Hayat sıfatı. Hayat Allah'ın sübuti sıfatıdır. Bize de hayat vermiş bakın. Ruh üflemiş bedenlerimize bir hayat. Bir sonsuz hayat var, bir de dünya hayatı var, geçici. İkincisi ilim. Üniversite öğrencilerimiz var. Burada herkes bir şeyler tahsil ediyor. Demin Türk Halk Genel Merkezi'ndeyiz ve burada hakikaten kitaplar var, çok güzel tedrisatlar var vesaire. İlim Allah'ın sıfatıdır. İlk başlangıcı da Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi medeniyetin ilk başladığı andır. Allah insana, Hazreti Adem'e ilk esmayı öğrettiğinde medeniyet başladı diyor. Kültür başladı, sanat başladı, irfan başladı. Oradan bugüne kadar geldi ilim. Dünya ilimle doldu ama Allah'ın sonsuz ilim yanında bunlardan. Çok küçük şeyler. İkincisi bu ilim. Üçüncüsü samiye. Şimdi buradan çıkıp gidip mesela bir Adele dinleyeceksiniz ya. Ya da işte Türk sanat müziğinden, Dede Efendi'den bir parça. Ya da işte diyelim ki Türk halk müziğinden bir parça dinleyeceksiniz. O kulaklığı taktığınız yerdeki ses var. İşittiğiniz ses. Allah'ın size verdiği samiye sıfatının bir yansımasıdır. Eğer semih sıfatı olmasaydı musiki, işitmeye dayalı sanatlar olmayacaktı. Dördüncüsü basar, görme. Şimdi ben size sorarım, bir sürü fotoğrafım sergilenecek. Benim görme sıfatım olmasaydı ben o fotoğrafları nasıl çekecektim? Ben şimdi o güzeli görme yaptım, o kaleyi yakaladığımda neyle yapıyorum? Allah'ın bana verdiği gözle. Peki ruhu çıkarım bedeninden, gözüm bir şey görebilir mi? Ne diyor İbn Sina? Beden ruha giydirilmiş kılıftır. Ruh bedenden ayrıldığında bir posaya döner. Göz görmez, kulak işitmez. Asıl olan ruhtur. Tali olan bedendir diyor. Çünkü o ruhta var özellik. Ruhta görme sıfatı var. Emin olunuz ki ruhlarınız bedenlerinden çıktığında görmeye devam edeceksiniz. İşitmeye devam edeceksiniz. Çünkü gören bedeniniz değildi. Gören, işiten gözünüz değildi. Sizin ruhunuz işitiyor ve görüyor. Göreceksiniz işte. Onun için gelen meleği göreceksiniz. Onun için buradan ayrıldıktan sonraki alemi göreceksiniz. O alemi müşahede edeceksiniz. Onun için diyeceksiniz ki eyvah rüyadan uyandık. Bundan sonra ne yapacağız diye soracaksınız. Çünkü gören göz değil aslında ruhtur. Ve görmeyle ilgili bütün sanatlar, resim dahil, fotoğraf dahil, heykel dahil
Mimari dahil, çünkü mimaride de görmeniz gerekiyor taş ormanınız için. Görme sıfatının bir yansımasıdır. Mimesis falan değildir. Sanatın kaynağı Allah'ın sübuti sıfatlardır. Ve basardan sonra da irade. İşte iradeyi kullandım, kaldırdım, koydum. İradeyi kullandı, geldi Orta Doğu'da başımızın belası olan yerine. İrade sıfatı. Allah bu sıfatı vermiş. İrade kullanıyoruz. Peki bizim irademizin adı nedir? Cüz'i irade. Bir de külli irade var. Çünkü kainatın sahibi. İradeden sonra kudret. Kendisini güçlü sanar insan. Ne acıdır. Kendisini güçlü zanneder de iki güçsüzlüğün arasına hapsedilmiş bir güçtür, farkında değildir. Çocukken güçsüz, yaşlıyken güçsüz, ikisinin arasında bir güç. Zanneder ki ben dünyanın hakimiyim. Nerede? 100 yıl önceki dünya hakimlerine, bırakın onu 40 sene öncekiler, 30 sene öncekiler nerede? 1990'lı yıllarda Orta Doğu'yu kana bulayan Amerikan hakimleri nerede? Gittiler. Bunlar da gidecek. İnsanın gücünün kaynağı da Allah'tır. Ama Allah buyuruyor ki, Aleyhisselam bir hakim, hakim. Allah hakimler hakimdir. Asıl güç onda. Onu da oradan alıyoruz. Ve benim bütün şiirlerimin kaynağı, hitabetin kaynağı, edebiyatın kaynağı, romanların kaynağı. Hangi sıfatıdır Allah'ın? Kelam sıfatı. Çünkü yedinci sübuti sıfat kelam sıfatıdır. Konuşma sıfatı. Konuşan dudağımız değil, biliyor musunuz? Ruhumuz konuşuyor. Onun için ruh bedeninden çıkınca da konuşmaya devam edecek. Şöyle olmayacaksınız. Yani konuşmayı unuttum ben. Beden gitti, konuşma gitti. Böyle değil. Ruh çıkacak, konuşmaya devam edecek. Onun için ruh mezardayken melek sorduğunda men rabbüke ve ma dinüke ve ma nebiyüke, ruh cevap verme kabiliyetine sahip. Rabbim Allah, peygamberim Muhammed, dinim İslam deme kabiliyetine sahip. Yoksa o ölmüş beden dile gelip de dudaklarıyla söyler gibi bunu düşünmeyelim. Kaldı ki şöyle bir rivayette vardır. Ruh boğaza kadar girecek, tekrar cevap verecek, gidecek. O da olabilir, bilmiyorum. Çünkü Yunus Emre ne diyor? Başları ucunda ece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Ama hakikat o ki, yıllar sonra hepimiz aynı gerçeği tadacağız. Kim nece bilirsin. Bu bir hakikat. O zaman kelam sıfatı, konuşma sıfatı dahi bizim sübuti sıfattan aldığımızın bir yansımasıdır. Şiir Allah'ın kelam sıfatının bir neticesidir. Bunun için Peygamberimiz buyuruyor ki, şairler arşın anahtarları şairlerin dili altındadır. Niye böyle buyuruyor Peygamberimiz? Çünkü şairler Allah'tan aldıkları konuşma sıfatıyla sırlar aleminden sırlar getirmeye çalışıyorlar. Başka güzel sözler de var bu konuda. Ve son sıfat tekvin sıfatı. Yoktan var etme. Cenab-ı Hak burada insanı haddini bildiriyor. Ve bütün varlıkları. Diyor ki size yoktan var etme yok. Siz var olanı değiştirebilirsiniz ama yoktan var etmeyi size yok. Onun için mesela bir sinek kanadını yaratamaz insanlar. Var olandan bir şeyler yapar. Robot yapmaya çalışıyoruz değil mi? Dünyayı robotlar istilal ediyor vesaire. Hadi yapın. Şu anda 4 milyar çekirge Çin'e doğru yolculuk yapıyor. Hadi bir tane çekirgeyi yapsınlar da görelim. Allah'ın meydan okuması öyle açık ki Kur'an ayetleriyle ilgili. Bütün insanlık toplansın da bir ayet yazsınlar görelim diyor. Onun için tekvin sıfatı kumu cama dönüştüren sıfattır. Tekvin sıfatı ahşabı masaya dönüştüren sıfattır. Tekvin sıfatı betonu, işte bütün bu malzemeleri bu salona dönüştüren sıfatıdır Allah'ın. Biz Allah'ın tekvin sıfatından aldık bunu. Mimar Sinan Allah'ın tekvin sıfatından aldığı ilhamla o büyük eserlerine yön vermiştir. O imkanı bulmuştur. Bizim sanatımızın kaynağı Allah'ın sübuti sıfatlardır. Mimesis filan değil. Bilin ki ben edebiyat fakültelerinde, eğitim fakültelerinde, misafir öğretim yurtlarında derse gittim zaman. Bunu oradaki öğretim üyeleriyle de tartıştık. Edebiyat öğrencileriyle de tartıştık. Koysunlar. Benim inancım bu. Ama bana tabiatın dile geldiği, ben Tanrıyım dediği bir videoyu yayınlasınlar. Yayınlasınlar da görelim. Tabiat içindeki ateşi tutamıyor. Allah tutmasa mamayı kainatın kalbinde, dünyanın kalbinde. Kim tutabilir? Azıcık ortaya çıkınca bütün insanlar sarsılıyorlar. Deprem oldu diye yerle bir oluyoruz. Birazcık çıkınca. Allah'ın gücü karşısında durabilir misiniz siz? Duramazsınız. Benim inancım bu. Buna inanıyorum. Başka da dünyamda birikmiş başka bir şey yok. Onun için sanatı ve hayatı düşündüğünüz her durumda bunları bilirseniz, yapılanları daha iyi, kolay okursunuz.
Televizyon seyrettiğinizde Hollywood'dan gelen yeni bir filme baktığınızda ha diyeceksiniz. Şimdi yine bunu yapıyoruz. Son yıllarda ateizm artıyor, deizm artıyor. Yahu en son yaptıkları filmlerden bir tanesi şimdi bu Dijitürk'tü, D-Smart'tı, TV buydu, hepsinde başta gösteriliyor. Titanlar Savaşı, Tanrılar Savaşı. Tanrılar Savaşı, Tanrılar Tanrısı Eris'le Zeus da birleşiyor insanlar. Kötüler Eris'in yanında, iyiler Zeus'un yanında. Bir savaş başlıyor. Dünyanın son savaşı galiba. İyiler ve kötüler savaşıyor. İyiler Zeus'un yanına gidiyorlar. Diyorlar bize yardım edin. Ne diyor biliyor musunuz filmde? Size artık yardım edemem. Bıktım insanlar. Ne haliniz varsa görün. Onun adı deizmdir. Deizm dedikleri budur. Tanrı yarattı bizi bıraktı gitti. Ya onun adı de gençler bile. Buna inanmaya başlıyor bazı gençler. Böyle propaganda yapıyorlar. Böyle yerleştiriyorlar aklını. Genç değil mi abi? Bilmiyor ki çocuk. Ona neyi öğretirseniz onu biliyor. Dolayısıyla Aile Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada çocuklarımızın en çok bildiği kavramlar içerisinde Zeus'un, Herkül'ün bilmem neyin çıkması boşuna değil. Ve en son fotoğrafı okuyayım size, şiire geçiyorum. Yani asıl vakit az kaldı. Kendim gördüm. Adam kimi namazını kıldı, yanına teyzeyi aldı dede, oyuncakçı dükkanına girdiler. Ben de peşlerinden gittim. Çünkü bu konuda araştırıyorum ya sürekli. Başıma da geldi tabii aynı şey. Herkül'ün oyuncağını istediler torunlar. Dede. Aldı. Dedeye dedim ki bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır dedi, oyuncak çizgi filmi. Dedim ki bunun Kabe'de kırılan Lat'tan, Uzza'dan, Menat'tan hiç farkı yok desem ne düşünürsünüz? Olur mu dedi, onunla ne alakası? Dedim ki bak bu onların inançlarına göre. Tanrılar Tanrısı Zeus'un oğlu, yarı tanrı Herkül. Bu dedi tanrı şeyiymiş şimdi dedi heykelini. Pat diye. Neyse Allah'tan adam tuttu yani oyuncak. Neredeyse kıracak. Dedim ki kırma. Bunu bil, alacaksan imana göre al. Ben çok görmedim ama bakın benim torunum aradı. Dede bana Hulk oyuncağı aldı dedi. Yani başıma geleni de söylüyorum. Hulk. Ne demek Hulk? Örümcek adam, Süpermen, Thor. Değil mi? Şimşek tanrısı. Ya bunların hepsi o mitoloji dünyasından türemiş abi. Gerçeği yok bunun. Ama bunlarla büyütülüyor çocuklar. Gençler bunlarla büyütülüyor. Onun için aklımızı başımıza almamız lazım. Gelelim benim şiirime. Biraz da şiir okuyayım. Ondan sonra gideyim. Sanat ve hayat demiştik de onun için bunları anlattım. Yıl 1979. Yani çok okul hayatım falan anlatan vakit az çünkü. Yıl 1979. Üniversitede okuyorum. Çalışmam lazım. İmam Hatip'te 4 yıl boyacılık yapmıştım. Ayakkabı boya sandığımı getirdim üniversiteye. Üniversitenin yurtlarında, ikinci yurtta bir berber dükkanı var. Berber dükkanının yanında içeride ayakkabı boyuyorum. Ortaokulda da boyacılık yaptım 2 ay. Boya sandığımı kırmıştı boyacılar. Pazarlar nereden aldım diye. İmam Hatip'te kimse dokunmamıştı Allah'a şükür. Son bir yıl paralı ödev yapmıştım. Epey de para kazanmıştım. 10 koyunu da öyle almıştım zaten, götürmüştüm ara. İşte tam o boya yaptığım yerde bir siyasi kavga olunca o siyasi kavganın ortasında kaldım. Sandığımı bir daha kırdılar. İkinci defa boya sandığım kırıldı. Öyle üzüldüm. Gözlerimden yaş aktı. Ekmek teknemi kırdılar. Ne yapacağım ben diye dedim ki fırınlarda çalışayım. Çünkü biz 9 kardeşiz. Babamın böyle her an bana harçlık gönderebilecek bir gücü yok. Ama babam dünyanın en zengin adamıydı. Çünkü derdi ki elindekini verebilen zengin. Ne varsa verirdi zaten. Hiç bir şey sakladığına şahit olmadım. Bunda. Ben o kadar değilim yani. Çok mübarek bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişler olsun. İşte dedim ki gidip fırınlarda çalışayım. Çünkü 10 yılda fırınlarda çalıştım. 74'te fırıncılığa başladım. 79. 5 yıllık bir fırıncılık geçmişim var zaten. Hatta 73'te başladım. 6 yıllık. Ortaokul 3'te çalışmıştım. Dedim ki fırında çalışayım. Harçlığımı çıkarayım. Gittim. Fırınları araştırdım. Bazı fırınlarda ustalar haftada bir gün izin kullanıyorlar. O izin günlerine denk getirdim hafta için. 2 gün gittim fırınlarda çalışmaya başladım. Para kazanmak için. Gidiyorum, çalışıyorum. Saat akşam 4'te 5'te başlıyorum. 4'te 5'te Erzurum'da karanlık çöküyor zaten. Başlıyorum. Gece 11'de çıkıyorum. 7 saat çalışıp gidiyorum. İlk çalıştığım gün gittim. Yurtların kapısı kapanmış. Yurtta kalıyordum. Parası. Yani üniversite kredi yurtlarında. Saat 18'de kapanıyormuş meğer. 12 Eylül ihtilalde yeni olduğu için kurallar çok katı, hiç esnetmiyorlar. 80-12 Eylül ihtilali olmuş. Kaldım dışarıda.
Nerede yatayım, nasıl edeyim? Bir halam var, çok uzak evi, oraya nasıl yürüyeceğim falan derken otogar aklıma geldi. Dedim gidip otogarda konaklayayım. Otogara gittim, 4 saat dolaştım, üşüdüm. Pantolon var böyle, dolaşıyorum falan. Baktım ki olacak gibi değil, ya ben donacağım. İhtiyar geldi yanıma. Evladım dedi, sen neden dedi burada böyle dolaşıp duruyorsun, yolcu filandayız. Vallahi dedim, kalacak yerim yok. Ben burada böyle ısınmaya çalışıyorum. Oğlum dedi, tren garına git, orası daha sıcak. Vay Allah razı olsun ya. Hemen çıktım o soğukta, tren garına yürüdüm. Hiç unutmam o sahneye gittim, içeri girdim, nasıl bir sıcak. Böyle bir hoş oldum. Hemen bankın üzerine kolumu koydum, kolumun üzerine başımı koydum, uyumuşum. 4 saat uyumuşum, gece 4'te falan gitmişim zaten. Saat 8-8.30 falan uyandım, kolum uyuşmuş. Yarım saat kendisine gelmedi, kolum böyle sallanıyordu. Böyle kalmışım çünkü. Ertesi gün okula bir mutlu gittim ki, yer buldum çünkü kalacak yer. Arkadaşlara dedim ki dışarıda kalanımız olursa beraber benimle yaz. Trenleri çok sıcak. Bekleme salonu çok sıcak. Fırında çalışıyorum, orada uyuyacağım geceleri. Dediler ki şeyi bul. Arkadaşının ismi. Sınıf arkadaşım orada çalışıyordu. Git onu bul dediler. Gittim onu buldum, arkadaşımızı buldum. Dedim ki ya sen burada çalışıyormuşsun. Evet dedi. Ya dedim böyle böyle. Ben dışarıda kaldığımda, yer bulamadığımda, yurt bulamadığımda burada gelip kalmak istiyorum. Çünkü geçen sefer dışarı, geçen gece dışarıda kaldım. Sonra bana yol, birisi yol gösterdi. Geldim şeye, tren garına geldim. Çok da sıcak. Acaba ben burada kalabilir miyim diye kendisine sordum. Dedi ki ben sana dedi bu banka ayırıyorum. 79 işletmenin şeyine bakıyorum çünkü ismi buradaydı arkadaşımın. Ya bu kadar yakın arkadaşımın ismini unuttum şimdi yani. Olacak gibi değil. Daha geçen sene de kaybettik. Aklıma gelir şimdi. Bazen kendi adımı bile unutacağım. Dedim ki böyle böyle dedim. Dedi ki ben sana bu banka ayırıyorum. Geldi bank üzerine N harfini yaptı. Dedi ki bu bank senin. Bir battaniye getirdi. Bir de yastık getirdi. Dedi ki sabaha kadar dedi burada uyuyabilirsin. Ve ben başladım o bank üzerinde uyumaya geceleri. Fırında çalıştığım zamanlar gidiyorum bankın üzerinde uyuyorum. İşte benim bütün şiirlerimin kaynağı hayatım içerisindeki böyle hikayelerdir. Bugün pek çoğumuzun bildiği, bazı kardeşlerimizin ezberden okuduğu, bazı kardeşlerimizin kitap fuarlarında karşıma çıkıyor. Şu tren garını görmem lazım deyip Erzurum'a gittiği, Erzurum tren garında çektikleri videoları, fotoğrafları bana atıyorlar, gönderiyorlar zaman zaman. Siyah gözlerini ben dedi götür şiirinin yazıldığı yıllar, yazıldığı durumlar orada başlamıştır. Ama benim tren garı hikayem Kars'tadır. Teyzemin yanında ortaokul 1. sınıfı okuduğumda da teyzemin evi tren garının yakınındaydı. Trenlerle babama, anneme, kardeşlerime selam gönderirdi. Yani tren garı var. O tren garında yatmaya başlayana kadar da 4 yıl İmam Hatip'teyken de gider gelirdim. Hafta sonları trenlerle. Hatta bir 41 derecelik soğukta 4-5 kişi donmuştu yanımda gece. Ben 11 saat yürüdüm trenin içerisinde donmamak için. Neler yaşadım yani. İki çocuk, iki yaşlı bir kadın donmuştu haberlere konu olduğu zaman. Yani trenlerle irtibatım zaten var. Bir de böyle 4 yıllık üniversite hayatımda Nedim, evet Nedim Kahya sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Sevgili Nedim. Şimdi bir de 4 yıl içerisinde 100'ü aşkın gece o tren garında bankların üzerinde uyudum ben. 100'ü aşkın gece. Artık bank demek benim evim demekti. Geliyordum orada oturuyordum ya sanki evimde oturuyor gibi. Bazen evde yalnız kalıyordum ki herkes gidiyordu çünkü. Kuşlar gidiyor, gölgeler gidiyor, çalışanlar gidiyor, makinistler gidiyor, yolcular gidiyor. Güneş gidiyor, karanlık çekiyor, bankın içinde tek var, üzerinde tek başımıza. Bazen diyordum ki Allah'ım ben nasıl yalnız bir adamım. Tek başıma yine Kars'ta yalnız, burada yalnız, orada yalnız. Sonra diyordum ki sen hiç yalnız değilsin. Çünkü bir mümin içinde asla yalnız olmaz. Çünkü ona şah damarından daha yakın bir Rabbi var. Dışarıda yalnız olabilir karanlıklar içerisinde. Ama içinde hep beraberdir onunla. Ve onun melekleri var. Sen yalnız değilsin ki. Belki de yakan ölümsüz çiçekler takıyorlar falan diyordum kendi kendime. Sonra şiire nasıl dönüşüyor? Bunlar onun için anlatıyorum. Geceleri saat 1'de, tam 1'de gelen bir banliyö treni vardı. Hiç unutmam. Banliyö treni gelirdi. Yolcular boşalırdı. Ben uyanırdım. Bazen uyanamazdım. Çok yoğun uyurdum. İşte o banliyö treninden boşanan yolcular bazen meczup diye yanıma para pul bırakıyor. Yiyecekler bırakırlardı. O kadar güzel ki böyle mutlulukla anlatıyorum. Çok hoşuma giderdi. Uyanırdım, para bulurdum, yiyecek bulurdum.
Çünkü Erzurumlu kadınlar Erzurum şivesiyle şöyle derler. Viş aman, nercizu, pambunacık eyle hüyelim. Tamam mı? Amacık para verin falan. O yanlarındaki delikanlılara, yaşlılara kim varsa buna azıcık para verin derler. Eymek verin derler de ekmek demez. Eymek denir bizde. Ekmek bırakırlardı yiyecek. Onlara alırdım. Ertesi gün Dalaş sinemasının yanında bir boyacı dostum. Ben de boyacı olduğum için. Bir de kestaneci dostum vardı. Onlara götürürdüm. Derdim ki bunlar meczupların hakkı. Burada meczuplar var. Onlara verin. Ve şiirler yazardım o zamanlar. Not alırdım. Yanında kağıdım kalemim vardı. Bir gün o kestanecinin yanında şöyle demişti. Neden köşeleri bekler durursun? Nefesin burnunda tütüyor feci. Evin var mı? Nerede oturursun? Sen de garip misin ey kestaneci? Ben garibim, denizlerde yatırım. Arkadaştır bana bütün kaygılar. Gurbet sokağında hüzün satarım. Hüzündür içimde sesler, duygu. Bir gün tam o tren garına doğru yürürken ara sokaklardan birisinde baktım bir yaşlı adam ağlıyor hüngür hüngür. Allah Allah, bir yaşlı adam niye ağlıyor? Acaba gelini mi bir şey söyledi, oğlum bir şey söyledi, torunu mu? Eşi mi bir şey söyledi? Ne oldu? Canım yandı aslan falan diye düşünürken göz göze geldik, başımı geriye çektim. Dedim ki herhalde dedim. Ürktü benden, ben böyle baktım merakla. Sonra başını tekrar çıkardı, gülümsedi. Bizde bir söz vardır hani, kol kırılır yen içinde kalır. Demek istedi ki bana, ben ağlamıyordum oğlum. Ama ben ağladığını çok iyi biliyorum. Güldü. Hafif yağmurlu bir hava, yüzümden aşağı damlalar sızıyor. Gittim o bankın üzerine oturdum. Kalemi kağıdı çıkardım ve şöyle yazdım. Öyle duygulandım ki. Dinle dudağımı yalayan damla. Bu ses kulağıma kadar uzanan. Onundur göndermiş bir yıldırımla masmavi gökleri büyüyen anan. Pencere, utanma, kaldır perdeyi. Kaldır da gökleri ikna edeyim. Görünce gözleri yaşlı dedeyi, ben de buradan gözü yaşlı gideyim. Dinle gül dalında kükreyen ozan. Ruhum da incecik bir dala konmuş. Beni bu dünyada bekleyen esan, söyle hangi zaman. Nerede okumuş? Noktayı koydum. Bir gün yine çıktım. Dedim ki ya bugün halama gideyim. Hiç uzun zamandır gidemedim. Halamın evine gittim, halam yok. Halam yedi Taşehir'in öbür tarafında. Halam yoksa ben şeye gideceğim, tren garına gideceğim çünkü. Bekledim, bekledim. 15 dakika halam gelmedi. Komşular da beni bilmiyorlar. Çok sık gidip gelmediğim için. Bir süre sonra komşu kadınlar yorum yapmaya başladılar. Köşede bekliyorum ya, evin dibine duvar dedi. Bir Erzurum hanımefendi başımı çıkardı pencereden diğerlerine, dedi ki Vişanam dedi, hırhız hırhız. Bizim oralarda da hırsıza hırhız denir gene. Ben hemen böyle kendimi bir toparladım, güldüm, dedim ya hırsız da oldum. Bakalım ne çalıp gideceğim buradan şimdi. Biraz daha bekledim. Öbürü dedi ki, cevap verdi. Anam dedi, hırhız değil dedi, heyçel heyçel. Yani heykel. Yani ben böyle dikilmiş duruyorum ya. Heykel gibi duruyor yani, hiç ayrıldığı da yok orada. Bekledim bir süre daha halam gelmeyince. Yürüdüm Erzurum garına doğru. Gittim oturdum, yine aldım kalemimi. Şiir akşam şiiriydi. Son bölümü şöyledir. Biraz sonra evlerin ışıkları yanacak. Karanlık bir köşede durup dikileceğim. Pencereden bakanlar beni heykel sanacak. Acaba heykel miyim diye irkileceğim. Ben heykel değildim ama birileri beni heykelsi görüyor olabiliyordu işte o yıllarda. Ve son okuyacağım şiir Siyah Gözlerine Ben de Götür şiiri zaten. Onunla da bitireceğim nasip olursa. Yıl 1995. Şuraya yazayım. Kitap var mı burada? Cüveyda kitabı. Mahrem evimizin var mı? Ha, Cüveyda buradalar. Tamam. Buradan okuyayım. Daha internetten bulmayalım. Tamam. Teşekkür ederim. Yıl 1995. İşte doçentlik sınavına girmişim. Doçentliği başarmışım. Derslere giriyorum. Bir taraftan İstanbul'a gidip geliyorum. Danışmanlık yapıyorum firmalara. Mesela benim hiç anlatmadığım hikayemdir. 10 yıl Erzurum'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Erzurum'a gidip geldim. Aralıksız şirketlere danışmanlık yaptım. Erzurum'un o soğuğunda, kışında, karında. Her ay iki defa uçak kalkmaz otobüsle. 10 yıllık bir çiledir. Gittim geldim sürekli. Ve pek çok şiir o zaman yazıldı. Yani yollarda yazıldı. İşte o 95 yılında bir gece evde oturmuş televizyona bakıyordum. Baktım tren garında geçen bir film dikkatimi çekti. Tren garları benim hassas tarafım ya. İbrahim Tatlıses'in meşhur filmlerinden birisi. Perihan Savaş'la oynuyor. Perihan Savaş'ı bekliyor tren garında. Perihan Savaş gelmiyor sevgili. Gelmeyince saç sakal birbirine karışıyor.
Gar filmi olmasa, tren garı filmi olmasa izlemeyecektim. Gidecektim ama tren garı olunca kalkamaz. Sonunda sanki tren garından ayrılamıyor. Ve neden buradan ayrılamıyorsun diyenlere de ya ben burayı çok sevdim gibi bir şeyde bulunuyor. İmada bulunuyor da söylüyor. Tam aklımda değil şu anda. Ama onun tren garından ayrılamaması beni rahatsız etti. Dedim ki ya ben ne vefasız adamım. Adam 3 ay kaldı. Sevgili gelmedi. Tren garına terk edemiyor. Ben 4 yıl, 100 geceyi aşkın uyumuşum. 10 yıl gidip gelmişim, terk etmiş gitmişim tren garı. En son 2 ay önce mi gitmiştim ya? Hiç olacak şey mi? Tren garı benim yerim, yurdum. Hemen kalktım arabama bindim. Gece yarısı gittim tren garı. Sabaha kadar dolaştım. 4 yılın hatıralarını, 10 yılın hatıralarını yaşadım. Meczupluğumu hatırladım. Yanıma bırakılan paraları gördüm. O banka aradım, bulamadım. Üzüldüm, ağladım. Çünkü o bank gitmişti. Ve o banka üzerindeki hayaller gözümün önüne gelince şiir başladı. Şehrani Şarkıları şiirinin ilk bölümü o gece yazıldı. Şu mısralar o gecenin mısralarıdır. Erzurum garında gece yarısı bankların üstüne şimşekler konar. Bazen bir yıldırım gezinir saçlarımda. Bazen bir melek saatler boyu yakama ölümsüz çiçekler takar. Erzurum garında gece yarısı çırıklar boğazıma tıkanır. Nemrut ateşiyle sabaha kadar içinde binlerce İbrahim yanar. Gün bitti, şiir bitti. Üniversiteye döndüm, derslerimi verdim. Akşam oldu, hiç uyumadım neredeyse. 2-3 saatte uyudum ya uyumadım. Öğlen arası filan. Akşam oldu, eve geldim, yemeğimi yedim. Arabamı bindim, tren garına gittim. O gece de hiç uyumadan sabaha kadar tren garına dolaştım durdum. Nedim'i hatırladım, dostlarımı, makinistleri. Yolculardan tanıdıklarım vardı, sürekli gider gelirlerdi onları. Ama o iki gecede beni meczup zannettiler çok şükür. Çünkü dolaşıp duruyordum de şiir okuyordum. Şiir yazıyordum. Bazılar diyelim sürekli gidip geliyorum. Bir daha böyle o tip insanlar da vardır. Gider gelirler sürekli konuşurlar. Ben diyorsam ben de öyle derim. Bana öyle dedi birisi. Dedi, dedi, dedi. Bir de böyle giyinmişim soğuk. Parkam üzerinde falan başımda bere var. Yani çok da böyle hani kibar bir beyefendi olduğum falan da anlaşılmıyor. Kaba mı bu tip gibi de duruyorum herhalde. Yani herhalde öyle duruyorum. Şuna bak falan dedi. Oysa ben şiir okuyordum. İşte o gece siyah gözlerine ben de götür yazıldı. Bitti. Ertesi gün yine, akşam yine gittim. Burada çok güzel bir hassasiyet var. Hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. O gece yazdığım şiirin adı Ey Mona Lisa'nın kıskandığı eldir. Mona Lisa nereden girdi şiiri biliyor musunuz? Benim o uyuduğum bankın olduğu bekleme salonunda bir sahte Mona Lisa tablosu vardı aslında. Ben o bankta uyurken bazen o tabloya bakar derdim ki benim annemin evleri senin gibi daha güzel. Hep öyle derdim uyurken. Hani Mona Lisa evlerinin güzelliğiyle meşhurdur ya. Derdim ki benim annemin evleri senin gibi daha güzel. İşte o gecede Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el diyerek annemin ellerine bir şiir yazarak garı ve Erzurum'un değişimini anlattım. Size siyah gözler ben de götürü okuyarak veda edeyim. Havaalanına doğru yola çıkmak zorundayız. Az vakit kaldı. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerini benimle götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor. Ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor. Ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynu kursun.
Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyor ondan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine bindir. Evet, nasip olursa çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda bitti. Şiirlerini tanzim ediyorum. Söyle Bana Hindiba diye yeni şiir kitabınız çıkacak. Bir gün eğer bir programda daha buluşursak Hindiba'nın nasıl yazıldığını anlatırım o zaman da. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Allah ömürler versin. Amin. Sonumuzu ayrı ediyoruz. Eyvallah. Vatanımız.